aygıtları. Piyasa içerisindeki değişkenler şu şekildedir. X olarak gösterilenler harici girişleri temsil etmektedir. Programda X0, X1, X2 olarak kullandığımız bu değişkenler aynı zamanda piyasanın üzerindeki yeşil klemensteki dijital girişleri ifade etmektedir. Oktal sayı sistemi yani 8'li sayı sistemi içerisinde kodlandığı için herhangi bir şekilde 8 ve 9 rakamını kullanmadan adreslenmesi gerekmektedir. Yani x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 ve x7 şeklinde ilerleyen dijital girişler x7'den sonra 8 ve 9 kullanmayacağımız için x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17 ve ardından x20 şeklinde devam eder. Yine x70, x71, x72, x73, x74, x75, x76, x77 yine son noktadır. 8 ve 9'u kullanmayacağımız için x77'den sonra x100'e atlamamız gerekmektedir. x100, x101, x102, 103, 104 şeklindedir. Görüldüğü üzere SS2 serisi PLC'nin burada dijital girişlerini haritasını görmekteyiz. Bunlar X0 ile X377 arasında toplam 256 tane dijital giriş noktası PLC tarafından desteklenmektedir. İkinci değişken tipimiz yine Y olarak ifade edilen dijital çıkışlardır. Bunlar PLC'nin üzerindeki fiziksel çıkışları ifade etmektedir. PLC üzerine baktığımız zaman yeşil klemenste Y0, Y1, Y2, Y3 şeklinde yine X gibi oktal yani 8'li sayı sisteminde kodlanmış fiziksel çıkışları rahatlıkla görebileceğiz. Yine ek modüllerle arttırılan bu çıkışlar Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 ve Y7'den sonra Y10'a yine Y77'den sonra Y100'e atlanarak 8 ve 9'un kullanılmadığı şekilde adreslenmelidir. Burada da gördüğümüz şekilde SS2 PLC'nin dijital çıkışlarının Y0, Y377 arasında olmak üzere toplam 256 tane çıkışı desteklediğini, adresleyebildiğini rahatlıkla görebiliriz. PLC içerisinde kullanılan bir diğer bit değişken olan M marker değişkenlerimiz dahili bit adresleri ifade etmektedir. Bunlar tamamen PLC programı içerisinde bizlerin bir takım işlemleri yaptırmak için kullanacağımız dahili röle bitleridir. Bunlar hem giriş hem de çıkış olarak kullanılabileceği gibi program içerisinde bazı özel M markerlarıyla da özel operasyonlar yaptırılabilir. Görüldüğü üzere genel kullanıma ayrılmış olan M0, M511 arasında toplam 512 tane, M768, M999 arasında toplam 232 tane ve M2000 sonrasında M2047'ye kadar da toplam 48 tane burada olmak üzere çeşitli kullanım aralıklarında birçok M markerı bizim kullanımımıza sunulmuştur. Burada dikkat edersek adresleme sistemi oktal değil desimal sayı tabanındadır. Yani M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7'den sonra M10'a değil de M8, M9, M10, M11 şeklinde rahatlıkla tüm rakamlarda kullanılabilmektedir. İkinci M marker çeşitleri ise latched olarak gösterilen kalıcı markerlardır. Latched olarak gösterilen kalıcı marker bölgesi M517 ve M767 arasında birinci bölgede 256 tane, M2048'den 4095'e kadar da toplam 2048 tane kalıcı M olarak karşımızda bizim kullanımımıza sunulmuştur. Bunların kullanım şekli nedir? Bunlar program içerisinde enerji gittiğinde konumunu tutan M markerlarıdır. Burada biz örneğin programda M512 set ettiysek bu enerjiyi kapatıp açtığımız zaman programda M512'yi reset edecek bir durum oluşmadıysa set konumunu korumaya devam edecektir. Yine bir diğer M markerlarımızdaki
bölüm special olarak gösterilen özel bölgedir. Bunlar M1 ile M1999 arasında toplam 1000 adet özel bölge M markerları mevcuttur. Bunlar tamamen sistem tarafından özel olarak tanımlanmış, özel görevleri olan adreslerdir. Bunlar bizim sadece okunabilir ve kontrol amacıyla kullanımımıza sunulmuş. Program içerisinde kendi program yapımızda serbest olarak kullanabileceğimiz aralık değildir. Bunların herhangi bir şekilde yanlış kullanımı sistemde çeşitli anormal çalışmalara neden olacaktır. Örneğin M1000 normalde açık kontak, devamlı M1001 kapalı kontak, M1013, M1012 bunlar özel zamanlı kontaklar olmak üzere bizim programda işlerimizi kolaylaştırmak için bizlere sunulmuş olan kontak türleridir. Bir değişken türü olan T'ye geçecek olursak, T'ler timerları ifade etmekle birlikte görüleceği üzere sistem içerisinde 3 çeşit zaman biriminde timer bulunmaktadır. Bunlar 100 milisaniye, 10 milisaniye ve 1 milisaniye olarak sunulmuş çeşitli aralıklarda bizim kullanımımıza sunulmuş timer türleridir. Burada özel bir durum vardır. Örneğin 100 milisaniyelik timer'da M1028 aktif edilirse T64-126 arasındaki timer'lar 10 milisaniyeye, yine 10 milisaniyelik timer'da M1038 aktif edilirse T200 ile 245 arası 1 milisaniyelik timer'a döneceği bize bilgi olarak verilmiştir. Burada görmüş olduğumuz timer aralıklarını rahatlıkla programda kullanarak ilgili zaman birimlerinde zamanlayıcılar oluşturabiliriz. Timerların yine zamanlayıcı olarak çalışmasının yanı sıra timerın kendi kontakları da, aynı isimdeki kontakları da bize bit değişkeni olarak sunulmaktadır. Örneğin biz T0 timerını kullanmış olduğumuz yazılımda T0 içeriği zamanı gösterirken T0'ı kontak olarak kullanırsak T0'ın zamanına, set zamanına ulaşması durumunda aktif olup bize bilgi veren kontak olacaktır. Evet, bir diğer değişken türümüz C ile ifade edilen counter'lardır. Bunlar PLC içerisindeki sayıcılardır. Sayıcılara baktığımız zaman 16 bit, 32 bit ve donanımsal sayıcılar olmak üzere karşımızda çeşitli şekillerde sunulmuştur. 16 bit sayıcı aralıkları görüldüğü üzere burada verilmiş. Yine 32 bit sayıcı aralıkları bu kısımda bize sunulmuştur. 32 bit sayıcılar içerisindeki high speed olarak adlandırılan yüksek hızlı sayıcı kategorisinde yine software bazlı olanlar ve donanım bazlı olanlar, yazılım ve donanım bazlı olan sayıcılar burada karşımızda bizlere verilmektedir. Yine step kontakları program içerisinde S ile ifade edilerek STL ve step için kullanılan değişken tipleridir. Biraz önce belirtmiş olduğumuz gibi timer ve counter'ın bitleri gibi word adresleri olduğunu, counter değerinin saklandığı ve timer değerinin gösterildiği değişken tipleri burada belirtilmiştir. Program içerisinde kullanacağımız data register bölgesi D ile ifade edilip bunlar genel, kalıcı ve özel bölge olmak üzere karşımızda çeşitli gruplardadır. Genel olarak sunulan bütün register'lar 16 bit uzunluktadır. 16 bit uzunlukta sunulmuş olan bu register tiplerini programda istediğimiz amaçlarla matematiksel işlemler yaptırılabilir, çeşitli değerler saklanabilir, operatör tarafından değerler girdirilebilir, okunan bir değerin burada gösterimi sağlanabilir. Bizim tüm genel kullanım amacıyla sunabileceğimiz değişken tipleri D ile burada bize sunulmuştur. D0, D407, D600, D699, D3920, D4999 olmak üzere aralıkları ile beraber bizlere verilmiştir. Kalıcı bölge yine M için konuşmuş olduğumuz gibi D'lerde de kalıcı bölge mevcuttur. Kalıcı bölgeler içerisine yazılmış olan data içerikleri enerji gidip geldiğinde PLC'nin enerjisi olmadığı zaman içerisinde tutulup PLC'nin enerjisi geldiğinde en son değerini
saklayıp bize gösterecek şekilde dizayn edilmiş kalıcı bölge data registerlarıdır. Bunlar tarafımızdan sıfırlanmadığı takdirde PLC bunların konumunu her daim içerisinde tutacaktır. Yine spatial bölge içerisinde özel ayarlamaların gerçekleştirildiği data bölgesidir. Bu data bölgesi içerisinde biz PLC'ye bir takım ayarlamaları yaptırabilir. Örneğin haberleşme ayarını değiştirebiliriz. Örneğin içerisindeki tarama zamanını gözleyebiliriz gibi D1000 ile 1999 arasında özel 1000 adet bölge bu özel amaçla sunulmuştur program içerisinde. Bunların kesinlikle genel amaçla kullanılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde programın çalışmasıyla alakalı anormal davranışlar görünebilir. Yine E ve F olarak gösterilen indeks registerlarda bizim programda dolaylı adresleme için kullanacağımız register tipleridir. I ile gösterilen interrupt, yine pointerlar P ile, N ile kontrol çevrimleri, yine değişkenlerde K ve H olarak iki tip gösterilmektedir. K desimali, H heksadesimal bir sayı ifade eder. Böylelikle biz birden fazla PLC içerisinde değişkeni istediğimiz amaçta, istediğimiz yerde rahatlıkla kullanabileceğiz.